İyi akşamlar. Yayınıma hoş geldiniz. Pençe Kılıç operasyonu devam ediyor. Günlerden beri bu operasyonun kara harekatına dönüşüp dönüşmeyeceğini konuşuyoruz, tartışıyoruz. En ufak bir ima, açıklama üzerine saatlerce tartışma dönüyor. Bugün kritik bir gündü. Kabine toplantısı vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyordu. Öncesinde Reuters Haber Ajansı, bir açıklama geçerek biraz suları köpürttü. Türk yetkililer Reuters haber ajansına kabine toplantısında böyle bir kararın çıkabileceğini söylediler. Yetkililere göre eğer karar açıklanırsa, emir verilirse birkaç gün içerisinde hazırlıklar hemen tamamlanır ve operasyon başlayabilir. Erdoğan daha önce 3 yeri hedef göstermişti ansızın bir gece gelebiliriz mottosuyla tekrarladığı açıklamalardan bir tanesiydi. Membiç, Terfat ve Kobani'yi açık bir şekilde hedef olarak göstermişti. 20 Kasım'dan itibaren hava harekatı başladı ve çok sayıda yer bombalandı. Aslında F-16'lar sustu. Bunun dışında insanın hava araçlarıyla, obüs toplarıyla ee, yine e, toplarla ve tanklarla ha, ve havan e, toplarıyla saldırılar, nokta atışları devam ediyor. Ee, yoğun bir atış söz konusu özellikle 26 Kasım'da biz e, ciddi bir tırmanış gördük. E, Tiltemir, Zirkan, Kobani, Girespi, Aynisa, Derik, Membiş Terfat, Afrin'de onlarca yer vuruldu. Bu minvalde operasyonlar aslında hız kesmedi, devam ediyor. Bugün de yine pek çok yerde buna benzer haberler geldi. Ancak tabii işin biri tarafında bir yeşil ışık alma meselesi var ve bunun etrafında inanılmaz bir tartışma ve sadece tartışma değil bir de trafik dönüyor. Bir tarafta Ruslar, bir tarafta Amerikalılarla görüşmeler yapıldı. Özellikle geçen hafta bu trafiğe şahit olduk ancak genel izlenim Rusların da Amerikalıların da bu operasyona karşı bir bariyer oluşturmadıkları, 2019'dan farklı bir şekilde daha esnek davrandıkları yönünde bir izlenimdi. bundan hareketle hareketle bir harekatın başlayabileceğine dair hı hı. kanaatler güçlendi. daha sonra bunu birazcık daha öteleyen ya da bu beklenen eli kulağında görülen harekatın hemen olmayabileceğini biraz sarkabileceğini düşündüren başka gelişmelerde yaşandı. Şimdi. Tabi onlarla ilgili birkaç e, önemli noktayı da aktarmak gerekecek. E, mesela işte e, Havar Kiliste e, Amerikalı yetkililerle Türk yetkililerin bir araya geldikleri, detayları tartıştıkları, işte kısmi bir operasyona Amerika'nın yeşil ışık yakabileceği vesaire e, Arap basını sızdı. Burada e, Suriye Milli Ordusu'na özellikle Tel Rıfat, Membiç ve Kobane'nin de hedef gösterildiği söyleniyor. Çünkü Türk yetkililer onlarla da benzer toplantılar yapmış. Hatta yine Türk medyasına yansıdı. Amerikalıların işte bu operasyonu durdurmak için 30 kilometre derinliğine kadar YPG güçlerini çekme konusunda bir taahhüt yenilemesi diyebileceğimiz söz verdikleri aktarıldı. Yani niye taahhüt yenilemesi diyorum? Çünkü Türkiye'nin Rusya ve Amerika ile yaptığı mutabakat zabıtlarına göre, mutabakat muhtıralarına göre daha doğrusu YPG'nin belli yerlerden 30 kilometre çekilmesi gerekiyordu. Terfat ve Membiş'ten de herkese çekilme öngörülüyordu. İşte hem Ruslar hem Amerikalılar. Türkiye'yi böyle bir operasyondan vazgeçirmek için bu mutabakatları hayata geçirecek bazı sözler söylüyorlar. Rusların sözleri birazcık daha farklı. Yani Amerikalılar yani bu konuda tekrar sözlerini yinelemişler. Ama Rusların da yaptığı, yaptığı temaslar var. General Alexander Chayko 25 Kasım'da Kamışlı'da Suriye Demokratik Güçleri yetkilileriyle bir görüşme yaptı. Yine Arap medyasına göre, Suriye medyasına göre Çayko bölgeyi yeni bir Türk saldırısından korumanın tek yolu YPG'nin Suriye-Türkiye sınır şeridinden m 4 yolunun güneyine tamamen çekilmesi. Yani 30 kilometrik bir tampon bölge yaratılması bu alanların Suriye ordusuna devredilmesi, Rusya'nın yaklaşım ve çözümü aşağı yukarı böyle Amerikalılarınki birazcık daha farklı. Peki bunlardan sonra ne oldu? Yani çok ciddi bir belirsizlik vardır. Baktığımız zaman özellikle Kürtler diyorlardı kim yani Amerikalılar da, Ruslar da aslında Türkiye'yi durduracak güçte baskı yapmıyorlar. itirazda bulunmuyorlar. Mazlum Kobani'nin bu yönde açıklamaları olmuştu her iki taraftan da ki bunlar garantör ülkeler. Yani 2019'daki mutabakatların garantörü olarak bu ülkelerden daha fazlasını yapmalarını istiyordu. Şimdi ne oldu peki? Yani bu belirsizlikler Kürtlerin de hani gerçekten kara harekatına dair ciddi endişeleri varken Dimitri Peskov Kremlin sözcüsü gerilimin tırmandırılmaması gerektiğini söyledi ama bir taraftan da Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var bunlara da hak veriyoruz diyerek de kendi uyarısını yumuşattı. Burada da bir esneklik var. Bu esnekliğin anlamını da tabii tartışmak lazım. Bir taraftan Rusya'nın Suriye özel temsilcisi de Astana'da açıklamalarda bulundu. Alexander Lavrentiev. O da Ankara'yı vazgeçirmeye çalıştıklarını söyledi. Şimdi Rusya'nın daha önceki tutumunu tepkisini hatırlarsak Rusya yani sözünü çok esirgemiyordu. Hatta yani 2020'de Türkiye M5 yolu üzerinde Suriye ordusunu durdurmak istediği zaman Rusya çok sert bir şekilde uyarmış. arkasından uyarıyla yetinmemiş Türk askeri birliklerini bombalamıştı çok sayıda asker yaşamını yitirmişti. Şimdi tabii çok koşullar hızlı bir şekilde çok değişti o yüzden Rusya artık Türkiye'ye bu anlamda bariyer olduğuna dair bir görüntü, Türkiye'ye karşı bariyer olduğuna dair bir görüntü vermiyor, vermek istemiyor. Bunun çok sayıda nedeni var. Ukrayna vesaire, Türkiye ile geliştirdiği ekonomik, ticari ve savunma alandaki işbirliği e, derinlik kazanırken e, Türkiye'yi gözeten bir Rus siyasi yaklaşımı Suriye'de de kendi etkisini hissettiriyor. E, şimdi Amerikan tarafına baktığımız zaman Amerikalılar yeşil ışık yakıldığını e, hızlıca reddettiler. Nicolas Granger e, e, böyle bir açıklama yaptı. Sonra Suriye Demokratik e, Meclisi'nin e, başkanlık konseyi üyesi Washington'da e, bessam ben Sakr e, Amerikan Dışişleri ile teması geçtiklerini aktarmıştı. Bir yanıt bekliyorlardı. Biden yönetiminin duruşu ne olacak diye. Onlar da duruşlarını şöyle bildirmişler: Biden yönetimi sahada mevcut koşullarda herhangi bir değişikliğe yanaşmıyor şeklinde bir e, açıklama iletilmiş e, ve en önemlisi, e, mazlum Kobani, e, Brett McGurk ile görüştü. Brett McGurk, e, ABD Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü. Bu politikaların şekillenmesinde etkili bir isim ve Türkiye'de üstü çizilmiş e, Amerikalı yetkililer arasında yer alıyor. E, McGurk, Cork e, mazlum Kobani'yi arayarak operasyona karşı e, olduklarını e, bildirmiş. pozisyon Amerikan pozisyonu böyle. Fakat yine de yine de e, belli bir e, esneklik e, var ihtimal var ve Kürtler. Ee, aslında 27 Kasım itibariyle bir operasyon bekliyorlardı. Yani bir kara harekatı bekliyorlardı. Sonra bu harekat olmadı. Ertelendiği söylendi. Hatta Ankara'daki bazı kaynaklar işte hani zapt'a yaşanan feci gelişmelerden dolayı birkaç gün ertelemenin olduğunu aktardılar iddia ettiler hava koşulları nedeniyle herhangi bir şekilde bir operasyonun şu anda yapılamayacağı söylendi vesaire Ancak yine Kürt tarafında hakim hissiyata göre Türkiye yani girmek için fırsat kolluyor eninde sonunda bunu yapacak şimdi bu tartışmalar bu minvalde devam ederken ve belirsizlikler sürerken bugün Tayyip Erdoğan çıktı ve beklenen açıklamasını yaptı şimdi burada eli kulağında bir operasyon duyurusu söz konusu değil Gerçi Erdoğan davul zurna Eksik sadece daha önceki operasyonlarda da böyle önceden hiçbir askeri stratejiyle izah edilemeyecek şekilde bu operasyonları duyurabiliyordu. O yüzden hani şimdi normal normal beklenen bir devlet başkanının beklenen tutumu sergiliyorsa o ayrı. Ancak normal koşullarda Erdoğan'ın Erdoğan işte alışık olduğumuz tavrına dikkate aldığımızda diyebileceğimiz şey şu anda bugünkü açıklamasında böyle bir operasyon e, duyurusu e, ilanı söz konusu olmadı. Ne dedi? ülkelere çattı tabi. Yani aslında yeşil ışığı yakmayan ülkelere çattı. Onlardan izin almayacağız falan diye sürekli söylüyor. Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir dedi. Buradan Türkiye'nin artık güçlendiğini, uluslararası koşulların değiştiğini, yeni dengelerin oluştuğunu ve Türkiye'nin artık kendi yağıyla kavrulabilecek konuma geldiğini çok da fazla bu kırmızı ışıkta dur yakan ülkeleri ciddiye almayabileceğini ima etti. Devamında vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilenen adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz ifadelerini kullandı. Hakikaten böyle mi? Tabii ki böyle değil. Yani eğer izin alma gereği duymuyorlarsa şimdiye kadar bunu çoktan yapmış olmaları gerekirdi. Amerika'ya sürekli çatıyor. Bütün bunların sorumlusu olarak Amerika'yı görüyor. yani Süre Demokratik Güçlerinin, YPG'nin bu noktaya gelmesinden Amerikan yönetimini sorumlu tutuyor. Ama şu ana kadar bu kadar öfkeli çıkışlara rağmen eğer bu konuda samimi ve ciddilerse tabii ki Amerika'ya karşı farklı bir tutum izleyebilirlerdi. Amerikan elçiliği ya da Amerikan elçisine yönelik herhangi bir tutum bile, diplomatik tepki bile şu ana kadar sergilenmiş değil. O yüzden hani izin almayacağız, kimseye de hesap vermeyeceğiz. Açıklamasının pratikte çok karşılığı yok. Şimdi. Peki ne olacak? Yani şimdi bundan sonra birkaç gün sonra Erdoğan mesela hani birdenbire çıkıp böyle bir harekatı başlattıklarını ya da başlatacaklarını söyleyebilir mi? Söyleyebilir ya da nerelere bu operasyon olabilir? Şimdi bu kısmi harekat meselesi yani özellikle hem Rusya hem Amerikan kanadında işte hani bir yeşil ışığa mevzu bahis olabileceği yönünde bir şey var, bir yorum var. Ee, Suriye ordusu ee, sahada şu anda çok güçlü değil. Ee, Suriye ordusu e, Türkiye'yi herhangi bir şekilde e, durduracak e, yapıda değil. Yorgun, bitkin ve e, en önemli iki destekçisi de şu koşullarda Suriye ordusunun arkasında güçlü bir şekilde varlık gösteremiyor. Bir tarafta Rusya, Ukrayna'da savaşın içerisinde. Diğer taraftan İran kendi iç kendi içinde müthiş bir karmaşa ve isyanla karşı karşıya. O yüzden Suriye kendi kayıplarını bile açıkça dillendirmiyor. Çünkü dillendirdiği zaman bir karşılık da vermesi gerekecek. Bunu yapamayacağı için sessiz bir şekilde geçiştiriyor. O yüzden e, saha koşulları itibariyle Türkiye'nin e, eli rahat e, diyebiliriz. Şimdi Amerikan tutumunu, Rus tutumunu e, iki farklı yerde analiz etmek lazım. Yani e, Tel Fat, Membiç ve Kobani Erdoğan'ın sıraladığı üç yer. Tabi Erdoğan'ın aslında eğer hani bunu bir oyun olarak görüyorsa bunu bozması gereken e, yerin, e, Fırat'ın en doğu, doğusunda Dicle sınırlarındaki geçiş geçiş güzergahı Amerikan güçlerin kullandığı geçiş güzergahı orayı mesela hedefe koyması gerekir. Eğer hakikaten bu, bu, bu buranın Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyorsa benim kanaatim bu yönde değil. Ben başka bir yerden bakıyorum. Ben e, meseleye e, Kürt e, Kürt sorununun çözümü, barışçıl yaklaşım e, ve bölgenin huzuru ve güvenli e, perspektifinden bakıyorum. E, Türkiye'nin yaklaşımı e, bunların hiçbirisiyle garantilemediği için de burada e, itirazlarım var benim. Şimdi eee Derik bölgesi vesaire, buralar Erdoğan'ın şu anda zikrettiği hedefler arasında değil. Neresi var? Tel Rıfat, Tel, rüfat. tel rüfat, hep söylüyoruz. Burası aslında işte şu anda Rus güçlerinin, İran bağlantılı milislerin ve Suriye ordusunun bulunduğu yerler. Çevresi de Suriye ordusunun kontrolünde. Burası Halep'in çatısı sayılabilecek bir yer. Yani burayı alan güçler Halep'i 20 kilometre aşağıda çok hızlıca tehdit edebilirler. Burayı Suriye ordusu buraya girdiğinden beri şimdi birdenbire buradan niye çıksın? Buraya neden Suriye Milli Ordusu diye Türkiye'nin formüle ettiği Şam'ın terörist dediği grupların gelmesine izin versin? Burası muamma. Tabi Suriye ordusu şu anda Türkiye'ye yanıt verebilecek durumda değil ama bir de sahada böyle bir gerçeklik var. Yani Suriye ordusunun oradan çekilmesi gerekiyor eğer Tel Rifat'ı tamamen kontrol altına almak istiyorlarsa ki Tel Rifat'ın çevresi de var. Bu da önemli. Bir tarafında da Şii beldeler var ve orada da İran'ın itirazları kabarıyor. Çünkü e, Şii beldeler e, yıllarca Türkiye destekli grupların kuşatması altında kaldılar ve o bölgelerde hayatta kalma savaşı verdiler. Oralar kurtarıldıktan sonra 2016'daydı yanılmıyorsam kurtarıldıktan sonra tekrar buraları tehlikeye atacak bir kuşatmaya neden İran İran izin versin ki İranlar bu konuda son derece sert. E, tabii Kürtler de var çünkü bölgede Kürt köyleri var. Ayrıca Afrin'den 2000 18'deki çekilme sırasında bu bölgeye çok sayıda Afrinli yerleşti. Haliyle doğal olarak da YPG'nin işte Afrin Kurtuluş Hareketi'nin işte hani buralarda üstlenmesi ya da buralarda barınması mümkün Kürt bölgeleri olduğu için. Şimdi Buraya nasıl cerrahi bir operasyon yapa, yapabilirler? Baktığımız zaman Amerikalılar burayı sorun etmeyecektir. Sonuçta Rusların olduğu ya da Suriye ordusunun olduğu herhangi bir yeri Amerikalılar işte Türk Türklerin buraya buralara işte operasyon yaparak kontrolü ele almalarına çok itiraz etmeyecektir. Bu Amerika'nın işine bile gelebilir. O yüzden. Hani burada kısmi bir taviz neresi olabilir sorusu hala benim kafamda açıklık kazanmış değil. Membiç burası da çok önemli. Şimdi tabii ki harita gösteremiyorum. Bu yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Membiç'te M4 yolunun üzerinde bir yer. Bu yol son derece önemli. Fırat'ın batısıyla Fırat'ın doğusunu birbirine bağlıyor. Halep'e. Oradan da sahil şeridine gidiyor. Şimdi bu yol e, petrol e, tahıl sevkiyatı açısından son derece önemli. E, Membiç'te olan herhangi bir güç bu yolu da kontrol altına alabiliyor. E, burada Suriye Demokratik güçleriyle bağlantılı ya da YPG ile bağlantılı Membiç Askeri Meclisi var. Tabii Türkiye bunu YPG olarak görüyor. O yüzden bunların bu bölgeden çekilmesi gerektiğini sürekli olarak vurguluyor. Ama Membiş'te Suriye ordusu da var. Özellikle Membiç'in periferisinde, kenarlar, kenar bölgelerinde. Buraya gidenler aynı zamanda Suriye ordusunu da ezip geçmeleri gerekiyor. Ruslar tabii ki o bölgede, yine buralar aslında Rus nüfus ya da Rus kontrol Rus kontrol alanı olarak görülebilir. 2019'da Amerikalılar bu bölgeden çekilmişlerdi. Çekildikleri için de şimdi Amerikalılar buradan çekildiklerine göre burayı Türkiye'nin kontrol etmesini sorun etmiyorlar. Sonucu çıkabilir. Ee, o yüzden e, yani yine Rus e, nüfuz alanının ya da Suriye ordusunun bulunduğu bir alanın el değiştirmesi, NATO müttefiki bir Türkiye'nin kontrolüne geçmesi Amerikalılar çok da Amerikan oyununu ve stratejisini çok da zorlamaz. O yüzden burada yeşil ışığı aranması gereken taraf Amerika değil, Rusya. Şimdi burada başka bir kritik mesele de Fırat üzerindeki santraller ve bu santrallerin güvenliği. Biz bir santral hemen şeyin altında, Membiç'in biraz uzağında ama çok yakın. Yani o yüzden. Bu santrallerin kontrolü ya da güvenliği de son derece önem arz ettiği için Membiç operasyonunu bununla bağlantılı olarak da düşünmek lazım. Bölgenin elektriği ve böyle stratejik yerleri kontrol edenlerin de e, tabii ki her, her açıdan gücü artıyor şu anda e, bu, e, bu yerler. E, işte e, Kürtlerin e, kontrolünde ama Suriye yetkililerle birlikteler. Yani orada farklı bir mekanizma işliyor. Şimdi diğer hedef Kobani. Burası aslında Amerikalılar açısından çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece Koban 2014 Ekim'inde eee IŞİD'in saldırıları karşısında Amerika'nın sahaya girmesine neden olan bölge. Burada haliyle Amerika açısından Suriye hikayesinin farklı bir yere evrilmesinde bir başlangıç noktası böyle bir önemi var ama Kürtler açısından daha simgesel. Özellikle YP'de'nin burası en eski, hani güçlendiği, kadrolarını oluşturduğu şehir. çok eski yani yeni değil. 30 30 yıllık, 35 yıllık bir daha hatta daha da fazla bir geçmişi var orada PYD unsurlarının yani Apoçu Kürt hareketinin desem daha doğru anlaşılabilir. burası tabii IŞİD'e karşı ciddi bir savaş verdi ve buradan hareketle YPG daha sonra Arap katılımıyla birlikte Suriye Demokratik Güçlerine dönüştü. Yani Kobani Savaşı oradaki özerk yapının hem coğrafi olarak genişlenmesi genişlemesinde hem de Araplarla ortaklık kurmasında yine başlangıç noktası. Buradan sonra Amerikan desteğiyle YPG'nin omurgasını oluşturdu. Suriye Demokratik Güçleri Teşekkür etmeye başladı. Tel Abyad, Membiç derken bu bu ışıktan kurtarma operasyonu Rakka, Deir Zor böyle devam etti. Ee, ve Kürtlerin e, liderliğindeki bu yapının dediğim gibi özerk yapının coğrafi genişlemesinde de e, bir başlangıç noktası olarak Kobani'deki savaşı da esas alabiliriz. Bu açıdan da önemli bir yer. E, burası tabii ki e, hani Türkiye açısından da neden bu kadar fazla seslendiriliyor? Bir Erdoğan'ın IŞİD'le ilgili ışıdan IŞİD eline geçmemesiyle ilgili bir öfkesi var. Yani düştü düşecek diye müjde vermişti. E, psikolojik bir e, travma e, bıraktığı anlaşılıyor ama bunun ötesinde e, tabii ki e, ideolojik olarak Kobani dediğim gibi PYD'nin çok e, güçlü olduğu bir yer. Bu açıdan orayı hedefe koyabiliyorlar. Ama daha da önemlisi Fırat Kalkanı bölgesiyle Barış Pınarı bölgesi arasındaki e, bağlantıyı kesen e, bir konuma sahip. Bu bu, bu, bu yüzden de e, Kobani hedefe konuluyor. E, aslında Kobani e, bütün bu e, hani Erdoğan'ın e, işte hani çok büyük bir zafer olarak sunabileceği bir yer midir? Bundan çok emin değilim. Elbette Kürtleri çok e, büyük bir şekilde sarsacaktır. Orası bir şehir merkezi sonuçta. Buraya e, Suriye Milli Ordusu gruplarının intikali Afrin'e intikali kadar Kürtler açısından sarsıcı olacaktır ve muhtemelen bir göç yaşanacaktır, bir demografik yapıya müdahale anlamına gelecek bir durum yaşanacaktır. Şimdi buraya da burada tabii ki yine. Ee, yakınlarında suriye ordusu yerleşmiş durumda 2019'dan sonra Rusya var ve Rusya Türkiye ile birlikte bir de bir de e, işte e, belli aralıklarla e, tur atıyor e, askeri konvoy halinde e, 2019'daki mutabakatın uygulanıp uygulanmadığını denetleme turları diyelim volta atıyorlar e, ama Suriye ordusunun ayrıca sınırlarda olduğunu da burada vurgulamak lazım. Sınır bölgelerine yerleşti. Tabii ki Suriye ordusunun varlığı böyle çok ciddi ve caydırıcı kapasiteye sahip değil. Yine de burada böylesi bir asker harekatın muhatabı kimdir diye sorunun bu yanıtını ararken Elbette Rusya'nın ve Suriye'nin muhatap olduğunu görmemiz gerekiyor. Peki Amerika burada esneklik gösterir mi? Şimdi tek Amerika'nın buradaki tek kaygısı Kobani'nin kendisi değil. Kürtlerin Kobani ile ilgili olası tepkileri, yani Kürtler Kobaniyi savunmak için bütün güçleriyle. Kuzey cephelerine doğru kayarlarsa güneyde Amerika'nın ortaklık kurduğu alanlarda bir boşalma olacaktır. Yani Amerika'nın IŞİD'le mücadele e, hikayesinin sonu gelir. O yüzden Amerikalılar bunu çok istemiyorlar. Yani Amerika kendi sahadaki varlığını IŞİD'le gerekçelendiriyor. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu sonuçta. Yani IŞİD bölge için tehlike, Kürtler IŞİD'le mücadelede 12 bin kayıp verdiler. Bu çok real bir durum. IŞİD'in tutulduğu, IŞİD, Işid tutulduğu kamplar var. Bu da çok real bir durum ve gerçek bir tehlike. Ayrıca IŞİD'in doğal tabanı diyebileceğimiz ya da hücrelerini rahat barındırabileceği bir bölge var ve onlar da oralarda da Kürtler mevcut yani Deirazor, Rakka kırsalı vesaire buralar aslında IŞİD ideolojisinin çok rahatlıkla tutunabileceği yerler haliyle hani Kürtlerin kendilerini savunmak için kuzeye çekilmeleri güneyde böyle bir türbülansa ve boşluğa neden olabilir ve Amerika'nın bölgede kalma gerekçelerinden bir tanesi sakat, sakatlanır. E, ayrıca Suriye Demokratik Güçlerinin e, Arap bileşimleri de Ayrı bir yola gidebilirler çünkü işte orada Amerikan varlığı bu e, Arap ve Kürt ortaklığının da bir garantörü aslında Amerika'nın orada zayıflaması ya da Amerikan varlığının tehlikeye girmesi e, haliyle bu ortaklığın sonunda getirebilir böyle bir ihtimal de var. Bu bu hikaye tabii ki Türkiye'nin işine gelebilir hikayenin daha doğrusu böyle ilerlemesi Türkiye'nin de işine yarayabilir bunun tabii ki buna olumlu bakacak diğer taraf da Suriye devleti Suriye sonuçta burada Amerikan varlığını en temel tehdit tehdit olarak görüyor kendisini ve Kürtlere bu yüzden de çok kızgınlar Kobani'de eğer dediğim gibi gelişmeler Kürtlerin Amerika ile ortaklığını etkileyecekse Amerika Kobani konusunda e, birazcık daha sesini yükseltebilir. Yani Membiç ve e, Tel Rifat'tan farklı olarak Rus nüfuz alanı olarak görmelerine rağmen. Şimdi her şey farazi, her şey olasılıklar üzerine kurulu ve biz e, Erdoğan'ın 30 kilometre derinliğinde ta e, Afrin'den Hakkari'ye kadar yani bütün bir Suriye-Irak sınırlarını kast ederek, bütün bu bölgelerde büyük bir güvenlik şeridi kurma konusunda ısrarlı, bir taraftan da Suriye devletiyle barışma konusunda tekliflerde bulunuyor. Tabii Suriye kısmını ayrıca konuşmak istiyorum ama bugünkü videoyu süresini biraz aşacağı için bunu başka bir vesileyle tartışmak ve konuşmak isterim. Yani Erdoğan'ın Esad'la barış yapma ihtimali nedir, ne değildir bunu farklı bir videoda değerlendirme niyetindeyim. Şimdilik bu olasılıklar üzerine yaptığım değerlendirme bu kadar. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, ayrıca takip eden arkadaşlara, abone olan arkadaşlara teşekkürlerimi tekrar ediyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.